Efendim, milyonların en çok merak ettiği soruyu Bakan Vedat Bilgin yanıtladı. Emeklilikte yaşa takılanlar yeni ayda hem emekli aylığını hem de bayram ikramiyesini alacak. Bir yandan asgari ücrete zam tartışmaları da devam ediyor. Dikkat çeken açıklama Çalışma Bakanlığı'ndan geldi. 15 milyon 600 bin emekli iki bayramda toplam 4 bin lira alacak. Emeklilikte yaşa takılanlar da ikramiye sevinci yaşayacak. Bu bize bir sürpriz oldu. İyi olur illaki. Bayram ikramiyesi %82 zamla 2 bin liraya yükselmişti. İkramiyenin yine bayramdan bir hafta önce hesaplara yatması bekleniyor. Emeklilikte yaşa takılanlar da ilk kez bayram ikramiyesi alacaklar. Geçen sene 1000 liraydı, 1100 liraydı. Şimdi 2000 lira, oh ne güzel. Beklentimiz fazlaydı. Yapacak da bir şey yok yani. Bakan Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı sosyal devlet anlayışıyla emeklilerin yanındayız dedi. EYT'lilerden maaşı Nisan ayına yetişmeyen olursa aylıklarına bayram ikramiyesi eklenmiş şekilde alacaklar. Çok verirsen çok harcanır, az verirsen az harcanır. En düşük emekli maaşının 7500 lira olmasını içeren kanun teklifi de Plan Bütçe Komisyonu'na geldi. Bakan Bilgin gazilere ödenecek aylıklarında asgari ücret seviyesine çıkarılacağını açıkladı. Hepimiz bu ülkemiz için çalışıyoruz, çabalıyoruz, emek veriyoruz. Bunun karşılığını da almak istiyoruz. Peki asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Milyonlar bir yandan da bu sorunun yanıtını merak ediyor. Bakan Bilgin'in olağanüstü şartlar oluşursa ara zam düşünebiliriz açıklaması yeniden gündeme geldi. Çalışma Bakanlığı, Bakan Bilgin'in yeni bir açıklaması olmadığını vurgularken asgari ücrete ara zam olacak mı sorusu hala merak konusu.